Merhaba değerli Arıcılık TV takipçilerimiz. Bugün size önceki senelerden kalan kovanımızın temizlenmesi ve diğer bir adıyla dezenfekte edilmesi. Artık Mart ayındayız. İlkbaharın başlangıcıyla birlikte kovanlarımızı temizlememiz gerekiyor ve diğer kovanlarımızın kontrol edilerek arıların daha temiz kovanlara aktarılma işlemini yapabiliriz. Yani ilkbahara girerken kovanlarımızda rütubet olur, pislik olur, alt dip tahtasını temizleme gibi bazı temizlikler yapabilmemiz için yeni kovana aktarmamız gerekiyor. Yeni kovanın da yani yine eski kovanlarımızın dezenfekte temizliği yapılmış olması gerekiyor. Şimdi bunu yapabilmeniz için şu şekilde bir tane pürmüz edinebilirsiniz. İnternetten de bulabilirsiniz böyle bir ürünü. Yani ucuz yollu. Bunu şimdi yakacağız biz. Evet. Bu şekilde bunu yakıp akabinde ise şimdi kovanımızı çevireceğim. Şu şekilde muhtemelen görebiliyorsunuzdur. Bu şekilde çevirip şurası uçma tahtası. Gördüğünüz üzere içinde propolisler var. İşte onun içinde bazı kurtçuklar var. Onların temizlenme işlemlerini yapacağız. Önce bunu bir ısıtacağım. İçinde ağ kurdu, yani güve kurdu gibi böcek, haşara, buna benzer şeyler varsa bunlardan bu kovanımızı arındırmamız gerekiyor. Biraz daha açabiliriz. Bu şekilde gayet hijyenik oluyor. Mutlaka arılarınızı aktarmadan, kovanlarınızı diğer kovanlardan arı aktarmadan önce, özellikle arı satın alanlar yeni kovanlarını aktarırken önceki eski kovanların bu şekilde temizliğini yapsınlar. Şu şekilde altından falan da temizleyelim ki böcek, haşarı, maşarı bir yerlerde varsa kaybolup gitsinler. Bak şu ön uçma deliğini biraz daha fazla yaktım. Bak siyahlaştı. Örneğin şurada bakın bir ağ kurdu var. Şu şekilde. Evet, gerekli ısıtmayı yaptım. Şimdi kazıyacağım dibini. Şöyle el demirimizle yapıyoruz bu işi. Bakın, bakın şöyle ağ kurtları çıkıyor içinden. Evet. Temizliğimizi bu şekilde yaptık. Gördüğünüz üzere bir sürü pislik çıktı. Hatta şu propolisleri de atmazsınız. Bunları biriktirin. Propolislerinizi satabilirsiniz. Toplayın bunları da kazıma propolis olarak satabilirsiniz. Kazıma propolisin kilosu şu anda 150 lira falan o civarlarda.
Yine bu şekilde kovanlarımızı, diğer kovanlarımızı da temizlemeye devam edeceğiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.